Japonya, 1945. Bir bomba nükleer füzyonun muhteşem diyor. Aynı güç şimdi barışçı amaçlar için kullanılıyor. Ama hep potansiyel olarak tehlikeli oluyor. 1979. Pensilvanya'daki Three Miles adasında gerçekleşen bir kaza binleri kaçırdı. 1986. Ukrayna, Çernobil'deki patlama ve tam erime tüm Avrupa'da panik yarattı. Tüm dünyadaki nükleer tesisler daha güvenli olacaklardı. Ama 2011'de Fukushima nükleer santrali önce bir depremle sarsıldı. Ardından devasa bir tsunami geldi. Japonya bir radyasyon kabusuna daha girmek üzere. Bu sırada dünya atomla bıçak sırtı anlaşmasını hatırlıyor. Felaketler öylesine gerçekleşmez. Kritik bir olaylar zinciri tarafından tetiklenir. İpuçlarını ortaya çıkarın ve felaketten önceki o son saniyeleri geri sayın. Kuzey Japonya, 11 Mart 2011. Anaokulu öğretmeni Eriko Guruchi sınıfta. Sınıf sallanmaya başlıyor. Sarsıntılar çok büyüktü ve çok uzun sürdü. Eşyalar sınıfın her yerine dağıldı. Binanın üstüme yıkılacağını düşündüm. Hızlı ama sakin hareket etmek zorunda. Çocuklarla birlikte sıranın altına girdim ve durumu izledim. Deprem 5 dakika sürüyor. 230 kilometre uzaktaki Tokyo'da hissediliyor. Eriko'nun davranışları çocukların güvenliğini sağlıyor. Çocuklar felaket tatbikatları yapmıştı ve öğretmenin dediklerini yaptıklarından her şey planlandığı gibi gitti. Gökdelenler sarsılıyor. Binalar çöküyor. Japonya Meteoroloji Dairesi depremin şiddetini 9 olarak ölçüyor. Bu Japonya'da kaydedilmiş en güçlü deprem. Merkez üssü denizin 130 kilometre içinde olsa da ilk haber görüntüleri ülkenin kuzeyinde büyük bir yıkımı gösteriyor. Tokyo'nun merkezinde iletişim uzmanı Kenichi Shimomura, başbakanın yer altındaki kriz merkezine koşuyor. Deprem o kadar büyük ki ciddi bir insanlık felaketinin olacağı çok açık. Hükümet apar topar bir acil durum toplantısı yapıyor. Felaketin büyüklüğünden ötürü merkezi hükümetin harekete geçmek için yerel hükümetleri beklemek yerine kendi inisiyatifini kullanacağını düşünüyordum. Japonya'nın nükleer tesislerinden 5 tanesi felaket bölgesinde. Fukushima en büyükleri. Tokyo'daki her yeri aydınlatacak kadar enerji sağlıyor. Başbakanın ekibi enerji santrallerine doğrudan bağlı değil. Tesisin işletmecisi TEPCO'dan gelen tüm bilgi Yoshinori Moriyama'nın yönetimindeki hükümet nükleer düzenleme dairesinden geçiyor. Depremden hemen sonra Fukushima nükleer tesisinden ana gücün kaybolduğuna dair haber aldık. Fukushima depremin merkez üssüne sadece 178 kilometre mesafede.
Sallantının ilk işaretlerinde tesis teyakkuz durumuna geçiyor. Kontrollü bir kapatma işlemi sürdürülüyor. Enerji istasyonunun ufak bir hasar aldığı görülüyor. Ama deprem tesisi besleyen ana güç hatlarını tahrip etti. Asıl güç kaynakları devreye giriyor ve böylece tesis güvenle kapanmayı sürdürebiliyor. Saat 14.55. Ülkeye bir tsunami uyarısı yapılıyor. Kuzey Pasifik Okyanusu'nun tamamı şimdi alarmda. Buna Fukushima Enerji Santrali de dahil. Öğretmen Eriko'nun okulunda bütün öğrenciler depremden zarar görmeden kurtuluyor. Acil durum çağrısı herkesin tahliyesini istiyor. Eriko çocukları toplayıp tepedeki okuldan sahildeki evlerine götürüyor. Tsunami uyarısını duymadı. Fukushima'daki işçiler de tahliye ediliyor. Fukushima 50 adımdaki çekirdek ekip tsunamiyi bertaraf etmek için geride kalıyor. Japonya sahili boyunca canlı yayın kameraları karaya ilerleyen tsunaminin görüntülerini iletiyor. Enerji santrali tsunaminin bütün gücüne maruz kalıyor. Tesis su altında kalmaya başlıyor. Neredeyse tüm güç kaybediliyor. Bodrum katlardaki hasarı değerlendiren iki işçi anında ölüyor. Kontrol odaları karanlığa gömülüyor. Fukushima 50 ne basıncı ne de sıcaklığı izleyemiyor. Daha da kötüsü soğutma sistemleri çöktü. Öğretmen Eriko endişeli. Çocukları ölüme yollamış olabilir. Otobüs güzergahı sahilden geçiyordu. Tsunami tarafından yutulmuş olmasından korkuyordum. 4 kilogram yanaşarete... Tokyo Kriz Merkezi. Başbakan Naoto Kan geldiğinde Fukushima tesisinin tüm gücünü kaybettiğini öğreniyor. Nükleer uzmanları başbakana bilgi vermek üzere çağrılıyor. O uzmanlar bile ne yapılacağına karar veremedi. Çünkü bu onların tahminlerinin bile çok ötesindeydi. Tesis müdürleri nükleer reaktörleri soğutma konusunda umutsuz. Enerjiye ihtiyaçları var. Seyyar jeneratörleri çalıştırmamız gerekiyor. Son çaremiz buydu. Tesisinin çevresindeki yollar aşırı hasarlı. Jeneratörleri nakletmek neredeyse imkansız. Birinci
İkinci reaktörün hasarlı kontrol odasındaki mühendisler reaktörün içinde neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Önemli verileri okumak için araba akülerini kullanarak aygıtları çalıştırmayı deniyorlar. Radyasyon seviyeleri artmaya başlıyor. Fukushima 50 ekibi kendisini korumak için radyasyon giysileri giyip maskeler takıyor. Aygıtlar reaktörün içindeki basıncın arttığını gösteriyor. Basıncı düşürmenin bir yolunu bulmaları şart. Bu haber başbakana iletiliyor. Başbakan nükleer acil durum ilan ediyor. Başbakanın arka arkaya neredeyse kendi kendine gerçekten ciddi bir durum dediğini duydum. Belirleyici hareket gerekiyor ama harekete geçilecek çok az bilgi var. Gerçek zamanlı veri okuması yapamıyorlar ve enerji santralinin yöneticileriyle doğrudan bağlantı kuramıyorlar. Bu durumda bile bilimsel danışmanlar reaktörlerin içindeki basıncı engellemek için bir çözüme sahip olduklarını düşünüyorlar. Muhafaza kanadındaki basıncın hep düşük tutulması gerekir. Basıncı azaltmak için bir vana var. Onu açarsanız basınç dışarı boşalır. Başbakanın danışmanları buharı boşaltmak için vanaların açılmasını öneriyor. Tesisteki müdürler bu plana karşı çıkıyor. Buhar boşalırsa radyoaktif materyallerin atmosfere karışmasından korkuyorlar. Ama emir altındaki Fukushima 50 güvenlik vanalarını bulmaya çalışıyor. Sadece el fenerleriyle yol bulduklarından vanaları kolay bir iş değil. Avuç içi ölçüm cihazları radyasyon seviyelerinin arttığını gösteriyor. Bunun sebebi reaktörün deprem sırasında çatlaması olabilir. Başbakan daha fazla kötü haber alıyor. Seyyar jeneratörler tesise ulaştı ama yeterli olmadı. Tsunami tüm tesisi çöplerle doldurmuştu. Yani seyyar jeneratörlerin enerji tesisine girişi zor oluyordu. Ve reaktör binalarına ulaşırken sorun yaşıyorlardı. Reaktörlere giden kablolar çok kısa. Tesis hala enerjisiz. Fukushima tesisine 8 kilometre mesafedeki Eriko Horiguchi ve kocası huzursuzlanıyor. Radyasyon sızıntısı ve enerji santralinin sorun yaşadığı dedikoduları vardı. Ondan sonra huzursuz olmaya başladım. Yerel yetkililer bu haberleri doğrulamıyor. Eriko'nun İsveçli kocası Dominik, uluslararası haber ajanslarından bilgi alıyor. Hala internet bağlantım vardı. Yabancı gazeteleri okumaya başladım. Onlar felaket hakkında biraz daha açıktı. Sonra karım bana birinin enerji santralindeki sorundan söz ettiğini söyledi. Böylece sabah erkenden gitmeye karar verdik. Yollar çatlamıştı. Nasıl gideceğimizi bilmiyorduk. Gitmek için sabah 5'e kadar beklemeye karar verdik. Karanlıkta hasarlı yollarda ilerlemek aşırı tehlikeli olacaktı. Eriko ve ailesi şafak vaktine kadar beklemeyi tercih etti. Fukushima tesisindeki bir numaralı reaktörün basıncı o kadar yükseldi ki işçiler patlamasından korkuyorlar. Ama hala basınç düşürme vanalarını bulamadılar.
cumartesi. Eriko ve kocası Fukushima tesisine 8 kilometre mesafedeki evlerini tahliye ediyorlar. Enerji santralinden olabildiğince uzağa gitmeye karar verdik. Sabah 5'te hareket ettik, saat 6'da herkesin tahliye edilmesi çağrısı yapıldı. Onların hareketinden sadece bir saat sonra gerçekleşen dev trafik tıkanıklıkları yolları kapatıyor. On binlerce insan radyasyon yayılması korkusuyla tahliye merkezlerine ilerliyor. Kuramamaktan bıkan Başbakan Kan, tesisi bizzat ziyaret etmeye karar veriyor. Kilometrelerce uçtuk. Manzara göz alabildiğine aynıydı. Kara deniz suyuyla kaplıydı. Karanın nerede bittiğini, denizin nerede başladığını anlayamıyorduk. Tesise varan başbakan müdürlerle bir toplantı istiyor. Reaktör basınç düşürme vanalarının neden açılmadığını bilmek istiyor. Vanaların 4 saat içinde açılacağını söylediler. Başbakan da dünden beri aynı şeyi söylüyorsunuz ama yapılmadı. Neden peki dedi. Ne yaptınız ki? Artan radyasyon seviyeleriyle birlikte karanlıkta doğru vanaları bulmak oldukça tehlikeli. İşçilerden biri yüksek radyasyona maruz kaldığı için hastaneye kaldırıldı. Vanaları bulduklarında ise enerji kaybı yüzünden açılmaları aşırı zor. Vanalar genelde ana enerjiyle çalışan büyük makinelerle açılıyor. Fukushima 50 ekibi bu işi araba aküleri ve kas gücüyle yapmak zorunda. Vanalar açıldı ve sonuç olarak reaktörün içindeki basınç azaldı. Tesis müdürleri artık birinci reaktörün güvende olacağına inanıyor. Ta ki enerji sağlanıp soğutmaya başlayana kadar. Ama bölgedeki radyasyon seviyeleri artıyor. Mühendisler bunun vanalar açılırken radyoaktif buhar boşalmasından olmasını umuyor. Ama 15 santimetre kalınlıktaki çelik reaktörün çatlamış olabileceğini de gösterebilir bu. Ve bir çekirdek erimesi yakıtın reaktörden çıkmasına neden olmuş olabilir. Tehlike geçmiş değil. Saat 15.36. Dev bir artçı sarsıntı tesisi sallıyor. Enerji santrali büyük bir sarsıntı hissettiğini rapor etti. Bir numaralı reaktörü barındıran bina neredeyse anında infilak ediyor. Beyaz bir duman bulutu görüldü ve radyasyon seviyeleri hızla yükseldi. İşçiler birinci reaktörün yakınındaki radyasyon seviyesinin normalin 1000 katı olduğunu tespit ediyorlar. Bu reaktörün hasar görüp sızdırdığı anlamına gelen başka bir işaret olabilir. Diğer reaktörlerde gerilim belirtileri gösteriyor. Diğer reaktör birimlerinde hasar olduğunu fark ettik. Birinci, ikinci ve üçüncü birimlerde ciddi durumdaydı. Numaralı reaktörü barındıran binayı parçalıyor. Evet.
Bu patlama başbakanın tam da korktuğu şey. Umutsuzluk duygusu yaşadım. Başbakan uzmanlara karşı sesini yükseltip bana patlama olmayacağı garantisini verdiniz. Neden oldu dedi. Başbakan felaket boyutunda bir radyasyon sızıntısından korkuyor. Bu korkuyu olayları televizyondan canlı izleyen dünyada paylaşıyor. Tesisteki radyasyon seviyeleri saatler içinde daha da yükselmeye başlıyor. Fukushima 50 hala reaktörleri kontrol edemiyor. Başbakan Kan canlı bir televizyon programında acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Daha fazla radyasyon sızma ihtimali giderek artıyor. ...180 bin insan şimdi geçici barınaklar bulmaya zorlanıyor. Evlerinden uzaktalar. Dönmelerine ne zaman izin verileceğini bilmiyorlar. Eriko şimdi enerji santralinden 80 kilometre uzakta. Ama o kadar korkuyor ki daha da uzaklaşmak istiyor. Yurt dışına gitmeye karar verdik ama uçuşlarda hiç yer kalmamıştı. Fukushima havaalanından mümkün olduğunca uzaklaşmayı düşündük ama bir tane bile boş uçuş yoktu. Eriko ve ailesi oldukları yerde kalıp radyasyona karşı şanslarını denemek zorunda kalıyorlar. Ertesi gün başka bir patlama 4. reaktörün binasında büyük bir yangına sebep oluyor. İlk patlamadan sonra diğer ikisini engellemek için çok uğraştık. Ama maalesef hiçbir şey yapamadık. Bu bir gerçektir. Yangın söndükten sonra 4 numaradan yükselen buhar, açık soğutma havuzlarındaki kullanılmış yakıt çubuklarının aşırı ısınarak daha fazla sızıntı yapmış olabileceğini gösteriyor. Veya tam felaket, erime. Tesis müdürleri çubukları soğutmak için onları suya batırmak zorunda. Havadan su boşaltmak için yangın söndürme helikopterleri çağrılıyor. Makineleri paslandırıp reaktörleri ilelebet durduracak olan deniz suyunu kullanıyorlar. Ama şiddetli rüzgarlar suyu etkili biçimde yönlendirmeyi imkansız kılıyor. Ve tesis üstündeki radyasyon seviyeleri o kadar yüksek ki çalışmaların durdurulması gerekiyor. Sadece itfaiye ekipleri fark yaratmak için çubuklara yeterli su verme yetisine sahip. Ichiro Suzu, tsunami görevinden alınarak birinci sınıf itfaiyecilerin başına getiriliyor. Fukushima'ya vardığımda ülkenin beklentilerini karşılamak zorunda olmam gerektiğini düşündüm. Giriş kısmı tedirgin edici derecede sessizdi. Fukushima enerji santralinin içi gerçekten bir korku filmini andırıyordu. Suzu ve ekibi tehlikeye göğüs gererek tesisteki kullanılmış yakıt havuzlarına günlerce su sıkıyorlar. Suzu kendisini korumak için iki radyasyon giysisi giyiyor. Koruyucu giysileri 7 saat boyunca giyiyordum ve işkence derecesinde sıcaktı. O kadar sıcaktı ki ter maskenin nefes deliklerinden yere damlıyordu. Cehennem gibiydi. Ne su içebiliyor ne tuvalete gidebiliyordum. İnanılmaz derecede stresliydi.
Ichiro Suzu ve ekibi Fukushima'da kontrol sağlamaya çalışırken tesise sıkılan su da radyasyonu okyanusa akıtıyor. Ve 230 kilometre uzaktaki Tokyo'da içme suyu kaynaklarının etkilenmiş olabileceğine dair haberler çıkmaya başlıyor. Başbakan şimdi tahliye bölgesini 230 kilometreye çıkarmayı düşünmek zorunda. Bunun anlamı Tokyo dahil 30 milyon insana evlerini terk etmelerini emretmek olabilir. Bu modern tarihte hiçbir hükümetin vermediği emsalsiz bir karar olabilir. Tesise yeniden enerji vermek 2 haftadan uzun sürüyor. Ama felaketi durdurmak için çok geç. Reaktörlerden radyasyon sızmaya devam ediyor. Japonya ve dünya tesisin içinde neler olduğunu bilmek istiyor. Fukushima'da felaket derecesinde yanlış giden neydi? Tsunami'den birkaç gün sonra resmi incelemeler çoktan başladı. Japon hükümeti, Birleşmiş Milletler nükleer enerji gözlemcilerini Japonya'ya davet ediyor. Fukushima'daki krizle nasıl baş edileceğine ve bir daha olmamasını nasıl sağlayacaklarına dair bilgi toplamak için Japon enerji uzmanlarıyla birlikte çalışıyorlar. Uluslararası uzmanlar ekibinin başında nükleer fizikçi Dr. Mike Whiteman var. Bölgeye ilk gittiğimizde iyi bakılmış bir görüntüsü olur. Sonra durup reaktör binalarına bakmaya başlarsınız. Ve tesiste meydana gelen yıkıma dair bir duyguya sadece fotoğraflara bakarak kapılmazsınız. Fukushima'daki 6 reaktörün 3'ü artık onarılamayacak durumda. Ama tüm nükleer tesisler gibi Fukushima'da çekirdeğinde güvenlikle tasarlanmıştı. Three Mile Adası ve Çernobil gibi kazaların tehdidi hep var. Ve depremlerle tsunamiler Japonya'da daimi bir tehdit. Fukushima'daki dalga kıranlar tesisi tsunami dalgalarından koruyor. Reaktörler deprem hasarından korunmak için kayanın derinliklerine gömülüyor. Önlem olarak acil durum jeneratörleri enerji kesintisine karşı tesisi çalıştırmak üzere hazırda bekliyor. Ama bu güvenlik önlemlerinden hiçbiri Fukushima'yı korumaya yetmedi. Şimdi o günün olaylarını geri sararak ve ardından gelen incelemenin derinine inerek böyle bir olaya karşı tüm hazırlıklarına rağmen bu felaketin nasıl olabildiğini açıklayabiliriz. Mike Whiteman, neyin felaket derecesinde ters gittiğini anlamak için Fukushima'nın savunmalarını inceliyor. Tesisin orijinal tasarımında bazı hayati kusurlar buluyor. Tasarımcıların tsunami tehlikelerinden çok, deprem tehdidini daha çok düşündüklerinden şüpheleniyor. Birinci ve dördüncü reaktörler 1960'larda inşa edilirken, mühendisler tesisin inşa edildiği araziyi 25 metre alçalttılar. Bu da reaktör binalarını tesisin altındaki kaya tabakasına sabitlemelerine imkan sağladı. Bir deprem sırasında çökmelerini engelleyecekti ama tsunamilere karşı araziyi savunmasız bıraktı. Tehdide karşı korunmak için bölgeyi çevreleyen dalga kıranlar yapıldı. Bunlar 6 metreye kadar olan dalgaları önleyecekti. Ama kanıtlar gösteriyor ki tsunami dalgaları bu dalga kıranları kolaylıkla aştı. Bu olaydaki tsunami sel baskınına sebep olmuştur ve sel baskınındaki dalga boyu 14-15 metreye çıkmıştır. Reaktör binalarının etrafına ve doğruca bölgeye dağıldığı düşünülürse böylesi bir tsunamiye karşı gereken korunmayı sağlamaktan çok uzaktı.
darbe anını videoya kaydediyor. Bir diğeri suyun dalgalarla tesisi gömüşünün resimlerini çekiyor. Tsunami dalga kıranları aşırı alçaktı. Bu basit tasarım kusuru tesisi erime tehlikesine atacak bir dizi felaket derecesinde olaya neden oldu. Deprem sırasında enerji kesildi. Japon tarihindeki en güçlü deprem ana nakil hatlarını yıktı. Deprem sırasında reaktörler otomatik olarak kapanır. Olan budur. Standart prosedürler gereği acil durum jeneratörleri devreye girer. Bütün nükleer enerji tesislerinde yedek güç sistemleri olur. Bu tesisteki 6 reaktörde 13 dizel jeneratör vardı ve bunlar olması gerektiği gibi çalıştı. Ama sonra tsunami vurdu. Binlerce litre su tesise dolunca dizel jeneratörlerin çoğu su altında kaldı. Dizel jeneratörler türbin binasının altındaydı. Burası tesisin bir diğer alçak yeriydi. Bu da onları geniş sel baskınına karşı savunmasız bırakmıştı. Selden korunma kapıları tsunami ile boy ölçüşemez. Bütün enerji kesildi. Mühendisler reaktörün büyük basınç tanklarında oluşan ısıyı kontrol edemediler. Fark edilmesi gereken ilk şey reaktör basınç tankının büyük bir yapı olduğudur. Büyüklüğü iki katlı bir Londra otobüsü kadardır ama bir su ısıtıcısı gibi çalışır. Reaktörün derinliklerinde nükleer reaksiyonlar ısı yaratır ve türbinleri çeviren buharı üretir. Enerji kesildiğinde sistemi aşırı ısınmaktan koruyan suyun akışı durur. Ama nükleer reaksiyonlar devam eder ve yakıt hala dışarı ısı pompalar. Nükleer reaktörlerin güvenliğini sağlamak için soğutma esastır. O reaktörü güvende tutmak için soğutmayı sürdürmeniz gerekir. Tesis müdürleri soğutma pompalarını çalıştıracak enerjiye sahip değildi. Yakıt çubukları aşırı ısınmaya başlayarak sıvılaştı. Bu erime büyük miktarlarda radyoaktiviteyi serbest bıraktı. Ve tesisteki ısı ve basınç göstergeleri çalışmadığından müdürler de reaktörlerin durumu hakkında bilgi sahibi olamadılar. Doğaçlama bir acil müdahale yapmaları gerekti. 10 hafta önce oraya vardığımızda bile tesise savrulmuş araba sayısı çok fazlaydı. Araba akülerini alıp reaktörde neler olduğunu görmek için aygıtları çalıştırmaya uğraşıyorlardı. Araba akülerini kullanmak mühendislerin reaktörlerin durumuna ilişkin anlık bilgi sahibi olmasını sağladı. Reaktörlerde ne kadar su var, nasıl bileceksiniz? Sistemlerin çevresindeki akış miktarları ne? Verileri okumak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Fukushima 50 bu akülerle önemli okumalar yapabildi. Ayrıca güvenlik vanalarını da açabildiler. Ama bu okumalar sadece reaktörlerin tehlikeli derecede ısınıp erimeye yaklaştığına dair ufak bakışlar sağladı. Soğutma sistemlerini çalıştıracak enerji olmadan bunu durdurmak için hiçbir şey yapamazlardı. Daha da kötüsü, tesisin tasarımından ötürü engelleyemedikleri bir sorun daha oluştu. Redman, reaktörlerin eski tasarımının tesisteki 3 patlamaya doğrudan sebep olduğuna inanıyor. Yakıt çubuklarında tonlarca nükleer yakıt bulunur ve genelde soğuk su akışıyla soğuk tutulurlar. Çubuklar ince bir zirkonyum tabakasıyla kaplıdır. Bu ender metal çubukların aşırı ısınmasını engelleyerek nükleer reaksiyonun sürmesini sağlar. Ama ısı artınca zirkonyum çok reaktif olur.
Çekirdekte çok fazla zirkonyum bulunduğundan ve hepsi aşırı ısındığından hidrojen yaratan buhar ve suyun varlığıyla birlikte sert tepki verebilir. Hesaplara göre reaktörün içindeki sıcaklık 2800 dereceye kadar çıktı. Yani zirkonyumla buhar kolayca bir reaksiyon çıkaracak düzeye geldi. Aşırı yanıcı hidrojen tehlikeli biçimde biriktikçe müdürler de reaktörü çevreleyen beton kabuğun içini havalandırdılar. Yakıt çubuklarındaki radyoaktif materyaller de kaçtı. Oradan da güvenlik vanaları aracılığıyla yavaşça dışarı aktı. Ama hidrojenin tamamı açık havaya boşalmadı. Yüksek miktarlar binanın üst kısımlarına kaçtı. Fukushima 50 gazın kıvılcım almasını engelleyemedi. Orada hasarlı ekipmanlar vardı. Gaza kıvılcım vermek için çok az bir enerji gerekliydi. Hidrojen birikmesi 1. ve 3. reaktörlerde dev patlamalara, 4. birimde yıkıcı bir yangına sebep oldu. Dünyada şok dalgaları yarattı. Japonya'nın nükleer krizi şimdi resmi düzeye çıkararak... Nükleer felaketin boyutu resmi olarak... Yurt dışından iki ses. Japonların kontrolü kaybetmiş olabileceklerini düşünen Avrupalı iki nükleer uzmanı... Çernobil felaketiyle kıyaslamalar yapılıyor. Dünyaya ilk söylediklerinden çok daha ciddi bir durum. Çernobil'le yapılan kıyasların küresel çaptaki radyoaktif serpiltiyi hatırlatması yüzünden radyasyon miktarına dair panik büyüdü. Çernobil'de reaktör patladığında 8 ton nükleer yakıt dünya atmosferine savrulmuştu. Mike Waitman, Çernobil'le nasıl kıyaslandığını görmek için Fukushima'dan sızan radyasyon miktarını yeniden değerlendiriyor. İnsanlar Fukushima Daiichi ile Çernobil'in kıyısına baktı. Sızan radyasyon onda bir kadar olduğundan o kadar fazla yayılmayacaktı. Waitman, Fukushima'nın çok daha kötü olma potansiyeline sahip olduğunu biliyor. Belki de Çernobil kadar kötü olacaktı. Hidrojen eğer reaktörlerin içinde kalsaydı, basınç o kadar büyük olacaktı ki, patlama sadece reaktör muhafaza binalarını değil, reaktörleri de havaya uçurabilecekti. Üçüncü reaktörde 88 ton plütonyum ve uranyum yakıtı vardı. Bunlar açığa çıkıp dağılabilirlerdi. Tam da 1986'da Çernobil'de olduğu gibi. Müdürler başbakanın buharı boşaltarak reaktörlerin içindeki basıncı düşürme emrine uyduklarında bu felaket savuşturuldu. Waitman, tesisteki müdürlerin daha büyük bir felaketten kaçınmak için doğru bir karar verdikleri sonucuna ulaşıyor. Tsunami'den 2 hafta sonra tesise enerji verildi ve reaktörlerin içindeki sıcaklık kademeli olarak düşürüldü. Ama erimiş yakıt hala içeride ve radyasyon yaymaya devam ediyor. Artık sadece robotlar reaktöre yaklaşabiliyor. Araştırmacıların reaktörün içine güvenle bakıp çekirdek erimesinin nasıl bu miktarda bir radyasyon sızıntısına neden olduğunu analiz etmeleri 10 yıl sürebilir. Savunmaların nasıl çöküp felaket derecesinde sonuçlar doğurduğunu bilen Mike Waitman, şimdi de tesisi işleten TEPCO şirketi felaketi önlemek için bir şey yapabilir miydi diye bakıyor. Tsunami'ye hazırlıkta ihmallerin olabileceğine inanıyor. TEPCO 2002'de tsunamilerin enerji santrallerine etkisi çalışmasında yer aldı. Gelecek 30 yılda Fukushima santralini etkileyecek derecede yıkıcı bir tsunamiye sebep olacak bir deprem olasılığının 0 olduğu sonucuna vardılar. Ama yanıldılar. Tsunami tehlikelerini yeterince etkili belirlemediler. Ender doğa olaylarını hafife almamalı, tasarımda bunlara hesaba katmalısınız.
TEPCO bilinen tüm bilgiyi hesaba katarak uygun güvenlik önlemleri aldığını söylüyor. Ama tsunami'nin ölçeğinin öngörülen her şeyin ötesinde olduğunu ve olaydan sonra reaktörleri sağlamlaştırmak için her şeyi yaptığını belirtiyor. Felaketten sonraki serpinti yönetiliş biçimine göre fazla yayılıyor. Eriko gibi sakinler patlamaların sebep olduğu potansiyel tehlikeler hakkında kendilerine çok az şeyin çok geç söylendiğine inanıyor. Hem enerji şirketi TEPCO'yu hem hükümeti suçluyorlar. Radyasyon hakkında hiçbir bilgi yoktu. Aldığımız tek bilgi tahliye bölgesinin genişletildiğine dairdi. Hükümet bilgi verme konusunda sıkıntı yaşadı. Başbakan bizzat açık olacağına dair kararlıydı. Ama o da danışmanlarına bağımlıydı. Başbakan olayın hemen ardından uzmanlara, sizce bundan sonra Fukushima'ya ne olacak diye sordu. Hiçbir uzman net yanıtlar veremedi. İnanarak söyledikleri tek şey, tasarımdan ötürü bir hidrojen patlaması gerçekleşmeyecek oldu. Onların dediklerine inanamayacaksak, neye inanabiliriz diye düşündük. Başbakanın uzmanlarında çok az sayıda ayrıntı vardı çünkü TEPCO'dan çok az bilgi geliyordu. TEPCO gibi Fukushima nükleer santraline yakın olan insanlar aslında ne biliyordu? Ve tüm bu bilgilerini hükümetle paylaştılar mı? Başbakan Naoto Kan kendi kontrolünün ötesindeki olaylara yakalanmıştı. Tsunami'den 5 ay sonra istifa etmek zorunda kaldı. Fukushima felaketinin bitmesi ufukta görünmezken. Tesisteki reaktörler soğutulup kapatıldı. Ama tehlikeli derecede radyoaktif olay hala sürüyor. Olay açıkça hala tam kontrol altında değil. Tesise tam erişim için birkaç yıl geçmesi gerekebilir. Buna rağmen dünya olarak ileri gitmeye ve Fukushima'dan dersler çıkarmaya yetecek kadar çok şey biliyoruz. Bazı uluslar bundan öğrenilecek tek bir ders olduğuna karar verdi. Mayıs 2011'de felaketten 2 ay sonra Almanya nükleer enerji programını durdurmaya ve parasını yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklamaya karar verdi. İsviçre ve İtalya da bunu takip ettiler. Japonya enerji tüketiminin %30'unu nükleer enerjiden sağlıyor. Fukushima'da üretilen enerji olmadığından Tokyo'da düzenli enerji kesintileri yaşanıyor. Yeni başbakan ülkenin nükleer programını sürdürmeye kararlı. Fukushima'da tesisin kontrolünü sağlamak için işçiler ve Ichirosuzu gibi itfaiyeciler, yani bu olayın gerçek kahramanları, doktorlarca temiz bulundular. Ama yine de tam sonuçların bilinmesi yıllar sürebilir.